Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Hem kız hem erkek bebekler için örgüsü çok kolay tığ işi yelek yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün bu yelek anlatımını 6 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum. Ama siz bu yeleği yeni doğan bebek için de yapabilirsiniz. Her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Hem kız hem erkek çocuklar için yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yetişkinler için de kolay bir model arkadaşlar. Yetişkinler için de uygun bir model. Yaka örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. 0-1 yaş için bu yaka başlama sayısı aynı sayıda olabilir. 1 yaşından büyük çocuklar için başlama sayılarını kol, ön bölüm ve arka bölümlerde arttırmalar yaparak başlarsanız iyi olacaktır. Yeni doğan bebek için yapıyorsanız bu arttırma sırasını benim yaptığımdan 2 veya 3 sıra önce bırakabilirsiniz. 3 aylık bebek için yapıyorsanız da 1 sıra önce bırakmanız yeterli olacaktır. Yelek örgüsünde iplik olarak beyaz renk kullandım. 50 gram beyaz renk iplik kullandım. 50 gram da sarı renk iplik kullandım. Toplam 100 gram iplik kullandım arkadaşlar. Tığ olarak da 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Siz elinize sıklığına göre bunu 3,5 milimetre 4 milimetre tığlar kullanabilirsiniz. O zaman yaptığınız örgü benim yaptığım örgüden daha büyük olacaktır. Eliniz sıkıysa benimle aynı sayıda yaparsanız sizin yaptığınız örgü daha küçük olur arkadaşlar. Düğme olarak bak yakasına 3 tane düğme yaptım. Şu şekilde önü açık bir yelek arkadaşlar. Ben yaka bölümüne 3 düğme yaptım. Siz isterseniz tamamını düğmeli yapabilirsiniz. Ben düğme iliğini bak buraya yaptım. Bazı arkadaşlar tercihine göre düğme iliğini diğer tarafa yapabilirsiniz. Örgünün ters tarafının görüntüsü bakın bu şekilde. Açık olarak da görelim. Bak arka görüntüsü de böyle arkadaşlar. Yeleğim bitmiş olarak size ölçülerini de söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bak kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 25 santimetre. İnç olarak ölçüyorum. 10 inç. Yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan tam yüksekliğini ölçüyorum. 33 santimetre. Kol altından gövde yüksekliğini ölçüyorum. 19 santimetre. Bu ölçü de 6 aylık bebek için güzel bir ölçü. Siz farklı ölçülerde yapmak istiyorsanız bebekler için olan standart beden ölçü tablosunu ben hazırladım. İzlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne tabloyu ekliyorum. O tabloya bakarak bu yaka yüksekliğini, gövde yüksekliğini ve bu gövde genişliğini ayarlama yaparak istediğiniz ay ve yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Ben bugün bu yelek örgüsünü sarı ve beyaz renk iplik kullanarak yaptım arkadaşlar. Ama siz bunu istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Her renk ile güzel oluyor. Pembe renk ile yaparsanız kız çocuk için olur. Sarı rengi hem kız hem erkek çocuk kullanabilir. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel yeleğin örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Ve zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. Bu zincirler üzerine bir sonraki sırada trabzanlar yapacağız. 80 zincir yapıyorum. 80 zinciri yaptım. Çok sıkı zincir yapmadım bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu 80 zincirin kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. 32 santimetre uzunluk var.
benim yapacağım ölçü için yeterli. Üst zincirde dönüş için yapıyorum. 1, 2, 3. Tığın üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda 1 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Yanında bulunan, bakın, ilmek içine, aynı ilmeği değil, yanında bulunan ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Kol bölümüne 18 trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kol bölümü için 18 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Arka bölüm için yanında bulunan ilmeğe ilk trabzanı yapıyorum. Arka bölüm için 22 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar bu arayı. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Arka bölüm için 22 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için 18 trabzan yapıyorum. Bu kolda 18 trabzan yaptık. Buraya da 18 trabzan yapıyorum. 18 trabzanı yapalım. 18 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. 11 trabzanı yaptım. Yakanın ayrımlarını da yaptık bu sırada arkadaşlar. Bu sırada ön bölümler için 11 trabzan, kol bölümleri için 18 trabzan, arka bölüm için de 22 trabzan yaptık. İkinci sıradayız. İkinci sırada bu iki zincir yaptığımız yerlerde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapacağız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bakın, iki zincir yaptığım yere geldim. Buraya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmayı yaptık. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Bu bir trabzanın birisi kol bölümü için, bir diğeri arka bölüm için oldu. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Kol bölümünde bulunan ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar bakın trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerine de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. İlmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda bulunan bakın bu 3 ilmek atlayarak bir trabzan yapmıştım. Bunun bu son ilmeğin üzerine tığ takıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İkinci sırada arttırmaları da yaptık arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu 4 noktadan bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yaptık. Üçüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Arttırma yapacağım yere kadar bakın trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım.
Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bak, arttırma yerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyoruz. 11 trabzan ile başladık. İkinci sırada 12 trabzan oldu. Üçüncü sırada 13 trabzan oldu. Sayalım isterseniz, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Her sırada bir trabzan artıyor arkadaşlar. Bu şekilde arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu arttırma yerlerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapıyoruz. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Üçüncü sırada her ilmek üzerine birer defa trabzan yaptım. Bu arttırma yerlerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar, görüntüsü böyle. Dördüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Robanın örgüsü artık bu şekilde devam edecek. Bu dört noktadan arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir yapıp geriye dönelim. Arttırmalar yaparak robanın örgüsüne devam edelim. Bakın. Şöyle. Katladığımız zaman görüntüsü böyle görünüyor. Yaka görüntüsü böyle oluyor. Yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre bu dört noktadan bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapalım. Diğer ilmeklere de birer defa trabzan yaparak robanın yüksekliğini tamamlayalım. Yakadan başladığım roba örgüsünü 11 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Santimetre olarak da ölçüyorum. Bakın bu şekilde ölçüyorum. 10 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz daha büyük bebek için yapıyorsanız bir sıra daha roba yaparsanız iyi olacak arkadaşlar. 12. sırada kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüzü gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek içine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine bu sırada İki trabzan yapıyorum. Buraya kadar birer trabzan yapmıştım. Buraya iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Üç zincir yapıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Burada bulunan, arttırma yaptığım zincir boşluğuna iki trabzan yapıyorum. 3 zincir yaparak kol altını buraya oluşturduk. Bakın arkadaşlar, diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Bu iki zincirin içine iki trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Burada da aynı 3 zincir yaptım kol altında. Buraya da 3 zincir yaptım. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum.
Bu arttırma yerine iki trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Bu sırada kol bölümlerini gövde bölümünden ayırdım. Bak, gövde bölümünü kol altında zincirler ile ön ve arka bölümü birleştirerek elde ettim. Görüntü olarak böyle oldu. Şimdiki sırada renkli iplik ile model yerleştirmesi yapıyorum. İpliği burada kesiyorum. Model yerleştirmesine bak, şu şekilde örgünün düz tarafından başlıyorum arkadaşlar. Bak, buradan belli oluyor. Örgünün düz tarafı burası. Sizin diğer tarafta bittiyse de buradan başlayabilirsiniz. Sarı renkli iplik ile devam ediyorum. Siz istediğiniz renk ipliği kullanabilirsiniz. Bak, bu ilk ilmekten sarı renk iplik ile bir ilmek yapıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İki defa da çıkardığım trabzanı yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine yapıyoruz. Bak, bu ipleri de burada tutuyorum. Bak, aynı ilmek içine 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Bir ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Arada bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bak, bir ilmeğe 3 trabzan yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak, bu şekilde görünüyor. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine bak, trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bak, bir ilmek içine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yaptım. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmek üzerine bak, burada 3 trabzan yaptım. Ortada bulunan ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. İki ilmeği atlıyorum. Bak, bu ortada bulunan ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın, bu şekilde. Bu bir alt sırada 3 trabzan yaptığımızın ortada bulunan ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Diğer modelde de yine aynı şekilde bak, bu ortada bulunan ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Görüntü böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, sıra sonunda bu bir trabzanın üzerine yine bir sık iğne yapıyorum. Sıra başında sık iğne ile başladım. Sıra sonunda da sık iğne ile bitirdim.
Bak, düz tarafın görüntüsü böyle. Model bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdiki sırada yine bu üç tramzan yaptığımız sırayı yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bak, bu ilk ilmek üzerine tramzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu iki zincirin üzerine, bak, model ortasına iki zincir yaptım. Bu iki zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer iki zincir üzerine de 3 trabzan yapıyorum. Bak, bu iki zincir üzerine de 3 trabzan yapıyorum. Model bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, son ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, ikinci model sırasında başladım. Bu şekilde oldu. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmek üzerine, bak, 3 trabzanın ortasında bulunan ilmek üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bak, burada bulunan, ortada bulunan ilmek üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek üzerine de sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yaptığım sıradayım. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu iki zincir yaptığım yere 3 trabzan yapıyorum. Bak, diğer iki zincir üzerine de 3 trabzan yapıyorum. Bak, bu şekilde. Gövde bölümünün örgüsü bu model sırasının tekrarıyla devam edecek. Bir sırada bu trabzan sırası yaptığımız sırayı yapıyoruz. Bir sırada da bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yaptığım sırayı yapıyorum. Bak, modelin görüntüsü yakından böyle arkadaşlar. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve tercihinize göre gövde bölümünün örgüsünü istediğiniz kadar sıra sayısını tekrarlayarak tamamlayalım. Renk sıralamasını da farklı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Aralarda beyaz renk kullanabilirsiniz, farklı renkler kullanabilirsiniz, rengarenk de yapabilirsiniz. Gövde bölümünün örgüsünü tamamlayalım gelelim. Gövde yüksekliğini 12 model sırası olarak tamamladım. Sayıyorum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 sıra, bak, sarı renk ile yaptım. 9. sırayı beyaz renk iplik ile yaptım. 10. sırayı yine sarı renk iplik ile yaptım. 11. sırayı beyaz ile yaptım. Son sıra 12. sırayı yine sarı renk iplik ile model yaptım. Bu yükseklik benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz biraz uzun olsun istiyorsanız 1 veya 2 model sırası fazla devam edebilirsiniz. Santimetre olarak da ölçüyorum. 18 santimetre yükseklik var. Burada bitirmiyorum. Şimdi ön patlarda trabzan sırası yapıyorum. Bak, iplik ön patım burada duruyor arkadaşlar. En son ilmeğe bir trabzan yaptım. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Bura köşe olacağı için yuvarlak olsun istiyorum.
3 trabzan yaptım, bir önceden yaptım, 4 trabzan oldu. Buralarda da trabzan yaparak devam ediyorum. Her sıraya 2 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bak bu trabzan sıraları var. Bu ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Yaka başlangıcına kadar trabzanları yaptım. Bak görüntü böyle arkadaşlar. Bu yaka başlangıcında bir ilmek var. Bu ilmek içine 4 trabzan yapıyorum ben. 1 2 3 4. Bak düzgün geliyor. Siz bunu 5 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde düzgün görünmesi gerekecek. Yaka çevresinde de trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bak bu şekilde oluyor. Yaka çevresinde trabzanları yapalım. Bak burada da yine köşede 4 trabzan yapacağız. Bu sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer uç noktaya kadar trabzanları yaptım. Bak yakanın çevresinde trabzanları yaptım. Bu köşede yine bak aynı ilmeğe 4 trabzan yaptım. Burada da burada yaptığım gibi trabzanları tamamladım. Bak buradayım arkadaşlar. Bu son ilmeğe de bak tekrar gösteriyorum. Bak buraya da 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bak onunla birlikte 4 oldu. Burada da yuvarlak bir görüntü elde ettik. Bakın bu şekilde oldu. Şimdiki sırada bu yaptığımız trabzanları bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapacağız. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk trabzanı bak düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Etek ucunda devam ediyorum arkadaşlar. İkinci trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Bu şekilde başladığımız yere kadar bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yaparak devam edelim. Trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bak bu yaka modeli başladığım yere kadar tamamladım arkadaşlar. Yakanın buraya 3 tane düğme iliği yapmak istiyorum ben. İsterseniz siz buradan başlayarak daha çok sayıda düğme iliği yapabilirsiniz. Ben 3 tane düğme iliği yapıyorum. Bak ilk düğme iliğini buraya yapıyorum. İkinci düğme iliğini yakanın bu başlangıcı olan bak buraya. Üçüncüyü de ikisinin ortası. Bak şöyle katlıyorum. Buraya da üçüncü düğme iliğini yapıyorum. Şöyle takayım. İlk düğme iliğini bak buraya yapıyorum. Modeli başladığım yere bir zincir yapıyorum. Bu bir ilmeği atlıyorum. Bak bu trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanı bak en son düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bunu atlıyorum. Bu ters tarafta görünen trabzan olacak. Bunu düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. İkinci düğme iliği yapacağım yere kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bak işareti çıkarıyorum. Düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Kaç tane bak bu düğme iliği yaptığım yerden sonra kaç trabzan yaptığımı sayıyorum. 2 4 6 8 10 11.
İkinci düğme iliğini buraya yapıyorum. Bak bunu düz taraftan boşluktan aldım, tırabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Bunu boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Bak düz taraftan. Ters taraftan boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Bu iki düğme iliği arasında kaç tırabzan yaptıysanız diğeriyle de aynı sayıda tırabzan yapacağız arkadaşlar. Güzel görünmesi için. 11 tırabzan yaptım. Buraya da 11 tırabzan yapıyorum. Yine bir düz bir ters boşluktan alarak tırabzan yapıyorum. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Bak 11. Üçüncü düğme iliğini buraya yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Bakın bir zincir yaptım, bir ilmek atladım, düz taraftan boşluktan aldım, tırabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum, ters taraftan boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Bir düz bir ters yine boşluktan alarak tırabzan yapıyoruz. Bak buraya 1, 2, 3 düğme iliği yaptım. Tırabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp tırabzan yaparak bu başladığımız yere kadar devam edelim. Tırabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım, tırabzan yaptım, sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son ilmek ile bu ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. En son yine bak düz taraftan boşluktan aldım, tırabzan yaptım. Sıra başında da bak düz taraftan boşluktan aldım, tırabzan yaptım, başladım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım bu iki zincir ters tarafta görünen tırabzan oldu. Bu sırada tırabzanları bir düz bir ters boşluktan aldık, tırabzan yaptık. Buraya da 3 tane düğme iliği yaptım bak. Yakanın çevresinde de bir düz bir ters boşluktan aldım, tırabzan yaptım. Görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Şimdiki sırada bu tırabzanları nasıl görüyorsam o yönde boşluktan alarak tırabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk bak düz görüyorum, düz taraftan boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Ters görüyorum, ters taraftan boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp tırabzan yaparak buraya kadar devam edelim. Bak buraya kadar tırabzanları nasıl görüyorsam o yönde boşluktan aldım, tırabzan yaptım. Burası arkadaşlar bakın yuvarlak bir görüntü var. Burada aynı sayıda yaparsak geriye kıvrılma olur. Onu önlemek için burada bir arttırma yapıyorum. Bak tam köşe burası. Bu bir düz bir ters boşluktan aldım, tırabzan yaptım. Bak en son düz taraftan boşluktan aldım, tırabzan yaptım. Bu ters tarafta olanı ters taraftan boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak aynı tırabzanı tekrar düz taraftan boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Bir arttırma tırabzanı yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu düz tarafta boşluktan tırabzan arkadaşlar. Ters taraftan tırabzan olması gerekiyor ikisinin arasında. Buraya bir tırabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bunu bak düz taraftan boşluktan alıyorum, tırabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak tırabzan yapıyorum. Bak, sadece kıvrılma olmasın diye bak burada iki tırabzan arttırması yaptım. Model bozulmadı yine. Bu düğme iliği yaptığımız yere kadar nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp tırabzan yapalım. Düğme iliği yaptığım yere kadar nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım, tırabzan yaptım. Bak düğme iliği yaptığım yerde bunu düz taraftan boşluktan aldım, tırabzan yaptım. Bir ilmek atladım, boşluktan aldım, tırabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak buraya bir zincir yaptım düğme iliği için. Üzerine bir tırabzan yapıyorum. Ters tarafta görünen tırabzan oluyor. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp tırabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak tırabzan yapıyorum.
Bak diğer düğme iliği yaptığım yere geldim. Bu bir zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Yaka başlangıcına kadar yapalım. Yakadan dönüşü birlikte yapalım, sonra devam ederiz. Bak, üçüncü düğme iliği yaptığım yere geldim. Bu bir zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, düğme ilikleri daha belirgin oldu. Bak köşedeyim. Bu köşeye burada yaptığım gibi arttırma trabzanı yapıyorum. Bak ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Aynı trabzanı düz taraftan bak boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bak yine bozulmadı arkadaşlar. Düz, ters, düz, ters, düz. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Bak burada da bu köşeye yine burada yaptığımız gibi arttırmalar yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sırayı başladığım yere kadar bak trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bu köşede yine burada yaptığım gibi bak arttırma trabzanları yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak burada bir, iki trabzan var. Bir de iki zincir yaptığım trabzan var. Bu ters tarafta görüneni ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı trabzanı bir de düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İkisinin ortasına bak bir trabzan yapıyorum. Düz görüyorum, düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın buranın görüntüsü de böyle oldu. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, gövde bölümünün örgüsünü bitirdik. Şimdi kollarını yapalım. Kol örgüsüne bu kol altından başlıyorum. Bakın yakanın görüntüsü gayet güzel oldu. Beyaz renkli iplik ile başlıyorum. Bak ayrım yaptığım yerde burada zincir yaptım. Trabzan sırası var. Bunun devam etmesi için bir sıra beyaz ile trabzan sırası yapıyorum. Kol altından iplik bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu arttırma yerine bak. Gövde bölümünü yaparken iki trabzan yaptım. Kol içinde iki trabzan yapıyorum. Örgünün gelişine göre ters taraftan gidiyorum arkadaşlar. Bakın düz taraftan yaptım. Burayı da aynı şekilde devamı oluyor. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bak arttırma yerine iki trabzan yaptım. Diğerlerine birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak sıra sonunda bu arttırma yerine yine iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Kol altında yaptığım bu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, örgünün düz tarafından görüntüsü böyle. Bak buranın devamı oldu. Görüntü farklılığı olmadı. İpliği kesiyorum. Buradan itibaren sarı renk iplik ile devam ediyorum. Kol altında bulunan ilmekten sarı renkli iplik ile bir ilmek yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bu trabzanları bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyorum.
İlk trabzan bak, düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bak, ipliklerin ucunu içeride tutabiliriz, ha, kaybedebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde örgünün ters tarafında içeride tutarak kaybediyorum. Bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son olarak bak, düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İki zincirde bak, ters tarafta o görünen trabzan oldu. Bu sırada trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldık, trabzan yaptık. İki zincir yapıyorum. Nasıl görüyorsam o yönde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz gördüğümü düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Ters gördüğümü ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, son yine düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bu ilk yaptığım trabzan ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bak, iki zincir yine ters tarafta görünen trabzan oldu. Bu şekilde oldu. İki zincir yapıyorum. Nasıl görüyorsam o yönde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği burada kesiyorum ben. Bak, üst sıra bir düz bir ters boşluktan aldım, trabzan yaptım arkadaşlar. Sayıyorum 1 2 3. Siz isterseniz tercihinize göre bunu 4-5 sıra olarak da yapabilirsiniz. Diğer kolun örgüsüne bak, ben hazırladım. Görüntü bu şekilde oldu. 3 sırayı ben yeterli gördüm. Bakın, böylece yeleğin örgüsünü tamamladık. Çok güzel ve çok şık bir yelek oldu bak. Bir günde örüp bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 25 santimetre. İnç olarak ölçüyorum. 10 inç. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından gövde yükseklik 19 santimetre yükseklik var. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 33 santimetre. Bu ölçüde 6 aylık bebek için güzel bir ölçü oldu. Ben bugün bu yeleği 6 aylık bir bebek için yaptım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız, kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.